Saygıdeğer arkadaşlarım, öyle görünüyor ki Demirtaş Tayyip'le işi bağladı. Ben sana İstanbul'da kazandırmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Sen de bizi seçimden sonra uygun bir durumda serbest bırakacaksın. Ondan sonra da yeni bir çözüm süreci başlatacağız. Bu çerçevede bir anlaşmaya vardılar. Çünkü DEM Parti merkez yönetimi aday çıkarma konusunda karar vermiş. Başak Demirtaş da bu aday listesinin içinde diyor. Merkez yönetimi sonrasında DEM'in sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını ve adayın 9 Şubat'a kadar açıklanacağını duyurdu. Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen Doğan şunları söyledi. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adayımızla girmeye karar verdik. Dikkat ederseniz arkadaşlar, Başak Demirtaş da Selahattin'le görüşmesi çıkışında yaptığı konuşmada aynı şeyi söylemişti. Şimdi bütün psikologlar ve psikiyatrlar bu söylemden açıkça ve net bir şekilde bunların içtenlikten yoksun olduğunu görür arkadaşlar. Çünkü sorulmuyor böyle bir şey. Kaybettirmek ya da kazandırmak için mi çıkıyorsunuz diye sorulmuyor ama hani bilinçaltı püskürmesi şeklinde ortaya konan söylem bu arkadaşlar. İnsan zayıf yönlerini gizler. Hani çirkin yönler makyajla kapatılır ya. Hani insanın fiziki olarak parmağı kırılır, kolu kırılır, onu devamlı sakınır. Yolculukta, kitle ulaşımında devamlı korumaya alır. Mental konularda da aynı durum söz konusu arkadaşlar. Biliyorlar Tayyip'le açıkça anlaştıklarını, onun kamuflajı olarak böyle bir amaçla çıkmıyoruz, kazanmak için çıkıyoruz diyorlar. Ama daha önce de söyledik, bebeler de bilir, ilkokul çağındaki bebeler de sorsanız DEM Parti İstanbul'da kazanabilir mi belediye başkanı diye. Hayır der. Yani halkımızın deyişiyle eşekler bile bilir DEM Parti'nin İstanbul'da belediye başkanlığını kazanamayacağını. Burada belediye başkanlığı bıçak sırtı durumda iki partiden birine gidecek. Biri kazanacak. Ya Tayyip'in adayı kazanacak ya İmamoğlu kazanacak arkadaşlar. Bize kalırsa Başak Demirtaş aday gösterilecek. Ama ayın 9'unda açıklayacağız demeleri, yani uzun tartışmalar yapacağız, görüşmeler, değerlendirme yapacağız filan kamuflajına yönelik bir söylem. Yani Demirtaş emir verdi, biz de aynen onu tamam emrin olur diyerek uyguluyoruz dememiş oluyorlar böylece arkadaşlar. Çünkü en çok CHP'den, İmamoğlu'ndan oy bölecek olan aday Başak Demirtaş'tır arkadaşlar. Başak Demirtaş demek Selahattin Demirtaş demektir arkadaşlar. Şimdi durum bu. Daha önce de dediğimiz gibi bunların
Tayyip kazanmış, CHP kazanmış, başka biri kazanmış, Türkiye bob çerçevesinde bölünmüş, parçalanmış, yok olmuş. Zerre umurlarında olmaz. Tersine sevinirler. Bunların bütün hesabı Fuzuli'nin ünlü şikayetnamesinde dediği gibi hep söylemleri carupenç. Ne vereceksin, ne alacağım. Yani ben ne vereceğim, sen ne vereceksin. Yani bütün pazarlık bunun üzerine kurulu. Bunlar için ilke, tilke, değer, onur. Yok arkadaşlar böyle bir şey yani. Bu insanlar böyle yani, bunların hepsi böyle. Burjuva siyasetinde zaten işkenlik aramayacaksınız arkadaşlar. Burjuva siyaseti Kürtçüsü olsun, Türkçüsü olsun, dincisi olsun, milliyetçisi olsun, sağı olsun, sosyal demokratı olsun, hepsi yalana, dolana, hileye, dümene, kandırmacaya, kolpaya dayanır arkadaşlar. Yani çünkü hiçbiri halkın çıkarlarını savunmaz. Amaçları o değildir. Öyle olunca halkı kandırmak için mecburen bu aşağılık yollara başvurmak durumunda kalırlar arkadaşlar. Halkı gerçek anlamda savunan kimdir hep söyleye geldiğimiz gibi? Biz gerçek komünistler arkadaşlar. Komünistler dünyanın hiçbir ülkesinde ve tarihin hiçbir döneminde vatanlarına sırtlarını dönmemişlerdir arkadaşlar. Ahmet Arif Ustad'ın deyişiyle biz ki ustasıyız vatan sevmenin. Bu işin bir yönü arkadaşlar, bir diğer yönü 6 Şubat deprem felaketinin, facianın 11 ilimizi vuran, 14 milyonumuzu vuran bu felaketin Tayyip'le birlikte ikinci derecedeki sorumlusu, suçlusu Murat Kurum değil mi arkadaşlar? Onca imar affını çıkaran, beşli, yedili, onlu çetelerle, hırsız müteahhitlerle hep işli dışlı olan, kaynaşık olan, onların rantını onlarla paylaşan, hep bunlar arkadaşlar. Buna rağmen bu adam işte İstanbul'da neredeyse Ekrem İmamoğlu'yla kafa kafaya bir durum ortaya koyuyor kamuoyu yoklamalarında arkadaşlar. İşte bu nereden kaynaklanıyor? Dediğimiz gibi bu Tayyipgiller için İslamiyet bir ideoloji arkadaşlar. Bir din değil, siyasi ideoloji. Ve siyasette rantı en yüksek olan ideoloji arkadaşlar. Sadece bu amaçla bakarlar dine. Ve insanlarımızı durup dinlenmeden Allah'la aldatırlar. O yüzden her gün din alıp satar bunlar. Hırsızlık yaparlar, Amerikan hizmetkarlığı yaparlar ve din alıp satarlar arkadaşlar. Ve bütün daha önce de söylediğimiz gibi imam hatipler, Kur'an kursları, tekkeler, cemaatler, tarikatlar, İlahiyat fakülteleri, ilahiyat akademileri, 211 bin kişilik diyanet kadrosu hep bunların hizmetinde ve bunların propaganda ekibi gibi profesyonel olarak bunlara hizmet ederler arkadaşlar. Böyle olunca zavallı halkımıza sorgulayan bir akıl, aydınlık bir düşünce kalmaz arkadaşlar. Biz hep ne diyoruz? Bilimin ortaya konabilmesi için, bilimsel bir görüşün, bir değerlendirmenin ortaya çıkabilmesi için
her türlü ön yargıdan, bön yargıdan kurtulmuş olarak sadece nedensellik yasasına uyarak, yani olayı olduğu gibi görüp kavrayarak, süreç içinde kavrayarak, sebep-sonuç ilişkileriyle ve bütün bağlantılarıyla kavrayarak değerlendirebilmek için sorgulayan bir akla ihtiyaç var. Zaten bilim de doğal ve toplumsal gerçeklerle sorgulayan bir aklın arasındaki iletişimden, etki tepkiden ortaya çıkar arkadaşlar. Uğraştan ortaya çıkar. Başka türlü bilim ortaya çıkmaz arkadaşlar. Batı dünyası kafasını Katolikliğin prangalarından kurtaramasaydı Rönesans'ı yapabilir miydi arkadaşlar? Yapamazdı. O prangayı zihninden çıkarıp attı. Protestanlığı, deizmi, ateizmi ortaya koydu. Ona yöneldi arkadaşlar. Böylece sorgulayan bir akıl ortaya çıktı, kullanılmaya başlandı. Bu da burjuvazinin sınıf çıkarları gereği oldu, ortaya çıktı arkadaşlar. Ama bizim Batı dünyasında antika, tefeci, bezirgan sermaye öylesine kökleşmiş ki Batı'da olduğu gibi modern bir burjuvazinin ortaya çıkmasına izin vermedi arkadaşlar. İnsanları öylesine çamurlara buladı ki insanlar birbirlerini kandırmaktan, birbirlerine hile, dümen yapmaktan, birbirlerini ezip sömürmekten başka bir şeye kafa yormaz oldular ya. Hile, tuzak, yalan, dümen bütün hesapları. Maddi hayatlarını bunun üzerine kurguladılar. İşte o yüzden İslam'da, Hristiyanlık'ta olduğu gibi bir reform gerçekleşemedi arkadaşlar. Mustafa Öztürk, profesör, bildiğimiz gibi ilahiyatçı, bunu yapmak istedi. Ama aforoz edildi, kendi deyimiyle soluğu Hamburg'da aldı arkadaşlar. Çünkü dayanacağı bir sosyal sınıf temeli yok, tabanı yoktu arkadaşlar. Yani İslam'da protestanlık gibi yeni bir mezhep ortaya koyabilmesi için. Buna izin vermedi Türkiye'deki etkin, köklü antika, tefeci, bezirgan sermaye. Ve onunla ittifaka girmiş olan tekelci finans kapitalistler, para babaları. İşte buradan kaynaklanıyor Murat Kurum'un ve Tayyip'in 21 yıldır diktatörlüğü, zulmü ve bütün ihanetlerine, bütün zulmüne her gün durup dinlenmeden bütün avanesinin hırsızlık, yolsuzluk, kamu malı aşırıcılığı yapmasına rağmen hala halkın %50'si tarafından peşinden koşuluyor olması arkadaşlar. O yüzden hep aynı öneride bulunacağım saygıdeğer arkadaşlar. Aklımızı kullanalım. İslam'ı öğrenmek için de onun temel kitabına, Kur'an'a başvuralım. Başka türlü öğrenemezsiniz. İlahiyatçılardan, şuradan, buradan, onların yapacağı güzellemelerden, cilalamalardan asla İslam'a dair bir şey öğrenemezsiniz arkadaşlar. Kendi kitabından, temel kitabından, Kur'an-ı Kerim'den öğreneceksiniz. Bakın size bugün
Bir sureden daha örnek vereceğim. Nahl suresi arkadaşlar. 16. sure bugün piyasada bulunan Kur'an meallerinde. Nahl, bal arısı demek arkadaşlar. Adını da nereden alıyor? Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da. Sonra meyvelerin her türlüsünden ye de boyun bükerek Rabbinin yollarına koyul. Onun karıncıklarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki insanlar için onda şifa vardır. Derin derin düşünen bir topluluk için bunda kesin bir mucize vardır. Yani buradan alıyor sure adını arkadaşlar. Yani burada mucize vardır diyor. Yine bunlardan, bunlar 68 ve 69. ayetlerdi. Bir önceki ayet, 67. ayet. Dikkat edelim arkadaşlar. Aynı şekilde. Hurmalıkların meyvelerinden, üzümlerden de sarhoş eden bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır. Yani hurma ve üzüm çok faydalı bir rızık diyor ama ondan elde edeceğiniz, sarhoş eden içecek de elde edersiniz diyor. Yani burada hurma şarabına, üzüm şarabına dair olumsuz bir anlam var mı? Kesinlikle tam tersine olumluyor yani arkadaşlar. Rabbiniz size bu nimetleri sundu diyor. Yani ve işte bunda aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır. Rabbin sana bu mucizeleri gönderdi diyor. Böyle bol nimetler verdi diyor arkadaşlar. Yine bir önceki 66. ayette hayvanlarda da sizin için kesin bir ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından halis bir süt içiliyoruz ki içenlerin boğazından kayar gider. Yani bütün bunlar gayet olumlu nimetlerimiz diyor arkadaşlar. Mekke'de ortaya konan bir ayet bu. Burada içki açıkça yani olumlanıyor arkadaşlar. Tabii yoğun bir şekilde içiliyor o zaman da hurma ve üzüm şarabı. Hazreti Ömer de tutkunu keskin hurma şarabının, üzüm şarabının. Daha sonra Hazreti Muhammed'i zorluyor. Yani biz bunu, olay da çıkıyor tabii, içim içim sarhoş olunuyor. Ömer de yani sarhoş olunca olay çıkarıyor. Bıçkın yani. Zaten iri yarı, güçlü kuvvetli, çok uzun boylu ve sert bir kişilik. Yine camide olaylar oluyor. Bunun üzerine üç kademeli ayetle içki yasaklanıyor arkadaşlar. Yani Kur'an'ın Allah'ı, Tanrısı da tıpkı insanlar gibi düşünce değiştiriyor, fikir değiştiriyor, kanaat değiştiriyor arkadaşlar. İşte böylesine ayetleri, yani buna ne deniyor ondan sonra öbür kesin, ona kesin yaklaşmayın, haramdır, şeytan işidir diyen ayet en son, yasaklayan ayet işte. Neshedildi deniyor daha sonraki gelen ayetlerde. İlahiyatçılar böyle yorumluyorlar. Nesih, ortadan kaldırma, hükümsüz kılma. Yani sonradan gelen
İşte o üç kademeli ayetin en sonuncusu, üçüncüsü kesin biçimde neshediyor. Ortadan kaldırıyor ve hükümsüz kılıyor bu ayeti. Nahl suresi 67. ayetini. Yani aynı insan gibi yeni fikirler ediliyor, eski fikirlerini terk ediyor. Tanrı da yani buralardan hareket edince açıkça görürsünüz ki ayetleri böyle tek tek incelerseniz İslam'ın, Kur'an'ın Tanrısı da Hazreti Muhammed'in kendisi arkadaşlar. Bütün dinler gibi İslam da insan yapımı arkadaşlar. Ve o çağın dünya görüşünü doğayı ve toplumu yorumlayışını, kavrayışını, değerleyişini, olayları çözümleyişini ve onlara çözüm getirişini, uyum sağlayışını ortaya koyar arkadaşlar. Bütün dinler gibi. Yani Marx'ın deyişiyle, Engels'in deyişiyle yaşanılan maddi dünyanın din dünyasına yansımasından başka bir şey değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de bunları anlatalım dedik size. Bilmiyorum, biraz yararlı olabildik mi? Zihninizi açabildik mi? Kalın sağlıcakla.